Almanya TV. Arkadaşlarım geldiğimi fark edip camı açarlar. Yoksa içeri girmem çok zor olacak. Aha! Defne'nin en sevdiği oyuncak. Tek başına yürüyor. Şimdi seni yakalayacağım. Arkadaşlar buradayım. Camı açar mısınız? Arkadaşlar Ela geldi. Camı açmamız lazım. Artık elimdesin ufaklık. Olamaz. Efe Ela'yı yakaladı. Arkadaşlar camı açın. Ela'yı hemen kurtarmalıyız. Hemen açıyorum helikopter. Olamaz. Helikopter. Sinek gibi cama yapıştı. Kaçıyorsun güzel oyuncak. Gel buraya. Helikopter, iyi misin dostum? Ah, canım çok acıyor. Arkadaşlar, Efe Ela'yı kovalıyor. Yakalamak üzere. Olamaz. Beni bırakın. Ela'yı kurtarın. Arkadaşlar siz gidin. Ben helikopterle ilgilenirim. Ambulans, acil bir durum olursa telsizlerimizle haberleşelim. Anlaştık. Hadi koşun Ela'nın yanına. Ah! Sıkıştım buraya. Ah! Hep senin yüzünden oldu. Ela! Seni kurtaracağız. Ben iyiyim Vos Vos. Asıl kurtarılması gereken o. Ne ediliyorsun sen? Sizin yüzünüzden buraya sıkıştım. Başkalarını suçlamadan önce hatayı kendinde ara. Ela'yı kovalamasan bunlar başına gelmezdi. Ah, kafam çok acıdı. Çıkamıyorum. Ona yardım etmeliyiz arkadaşlar. Ne? Siz mi bana yardım edeceksiniz? Arkadaşlar, onu bu şekilde bırakamayız. Ela haklı. Ona yardım etmemiz gerek. Saçmalamayın. Onu kurtardığımız anda bizi yakalar. Arkadaşlar, ben Efe'ye hiç güvenmiyorum. Vos Vos haklı olabilir. Bence de. Yardıma ihtiyacı olan birini, hele hele bir çocuğu bu halde bırakamayız. Bu bize yakışmaz. Haklısınız arkadaşlar. Biz iyi oyuncaklarız. Ona yardım etmeliyiz. Peki ya bizi yakalarsa? Belki güvenemeyiz ama ona yardım etmemiz gerek. Kafam sıkıştı, zaten acıyor. Bir de gevezeliğinizle ağrıttınız başımı. Bir, iki, üç. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok iyi oyuncaklarsınız. Nerede kalmıştık? Şimdi sizi yakalayacağım. Aa, hayır! Olamaz! Kaçamazsınız benden. Aa!
Of, ucuz atlattık. Evet, umarım helikopter de iyidir. Ambulanstan polise, ambulanstan polise, tamam. Polis dinlemede, tamam. Arkadaşlar, ben gayet iyiyim, tamam. Yaşasın! Ela'yı Efe'den kurtarabildiniz mi? Tamam. Aslında biz hep birlikte Efe'yi kurtardık, tamam. Ne? Efe'yi mi kurtardınız? Tekrar et, tamam. Ne yapıyorsunuz böyle? Tamam, tamam. Hadi odaya gidelim, yüz yüze konuşalım. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Animania TV. Bu üç boyutlu yazıcıyı çok sevdim. Hayal ettiğim her şeyi basabiliyorum. Şimdi de masaya güzel bir fincan takımı basalım. Çok güzel oldu değil mi Ela? Akşam geldiğimde birlikte oynayalım. Benim çıkmam lazım. Bu nasıl sihirli bir makineymiş? Şuradaki ip ısınınca masa sandalye yapabiliyor. Peki bu makine oyuncak da yapabilir mi? Evet, yeni arkadaşlarımız olabilir. Hepimizin arkadaşı olacak büyük tekerli bir oyuncak yapalım. Arkadaşlar, bu makine Defne'nin. Bunu kullanmamız doğru değil. Ama ben çok merak ediyorum. Oyuncağın kanatları da olsun. Tekerleri büyük olsun. Parlak kırmızı olsun. Arkadaşlar, tuşlara basmayın öyle. Makine bozulacak. Hadi başlatıyorum artık. Hop. Başladı. Oo, hayır. Bu nasıl bir oyuncak? Gözleri değil, gövdesi kırmızı olacaktı. Arkadaşlar, biz ne yaptık? Merhaba, benim adım Boz Boz. Roa. Selam Roa. Bunlar da Ela, Ayıcık ve Mons. Roa. Tamam, anladım. İsmin Roa. Boz Boz, bence bu bizi anlamıyor. Sanırım bu kükrüyor. Yine de güzel isim. Roa, hadi oynayalım. Roa, Roa. Arkadaşlar, gerçek bir canavar bu. Ayarlara canavar özelliği de eklemiştim, bana benzesin diye. Ne? Roa bir arkadaş değil mi? Makineye hiç dokunmamalıydık. Defne gelmeden her şeyi eski haline getirmeliyiz. Haklısın Ayıcık. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Makine ipi ısıtarak oyuncak yapıyorsa biz de onu ısıtarak ipe dönüştürebiliriz. Buldum. Işığın gücünü kullanalım. Büyüteç ve güneş ışığıyla onu ısıtabiliriz. Çok iyi fikir. Hadi yapalım. Pozisyon alındı. Işık hedefe odaklandı. İşte oluyor. Yaşasın. İşe yaradı Mons. Roa! Roa! Sanırım başaramadık. Güneşin gücü de azaldı. Boz Boz, Roa sana doğru geliyor. Mons, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Roa! Roa! Çok aç ve çok sinirli görünüyorsun Roa.
canavar özelliği eklediğim için böyle oldu. Hepimiz birlikte yaptık Mons. Senin suçun değil. Bu sorunu birlikte çözmeliyiz. Roa! Roa! Al bakalım Roa. Oo, çok güçlü. Roa! Roa! Mons kaçtı arkadaşlar. Burada köşeye sıkıştık. Bizi yiyecek. Oldu. Aa, anneannem geldi. Bugün onun evinde kalacağım. Ben yokken uslu durun, anlaştık mı? Maketime de dikkat edin. Henüz kurumadı. Hello. İyi misin? Yaralandın mı? Çok kötü düştün. İyi misin? İyiyim arkadaşlar. Merak etmeyin. Maket. Eyvah! Ne yaptım ben? Üzülme Ela. Sadece bir kazaydı. Bunu hemen eski haline getirmeliyim. Maket çok kötü görünüyor. Bunu asla onaramayız. Şuraya baksanıza. Vay be! Bu maketin içi dışına çıkmış. Hiç umut yok. Evet, maalesef öyle. En iyisi bunu böyle bırakmak. Eminim Defne başka bir maket yapacaktır. Hayır, böyle bırakamayız. Defne çok üzülür. Defne bu halini görmemeli. Eğer hep birlikte çalışırsak. Üzgünüm Ela. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tamir edebileceğimizden çok daha kötü. Eminim Defne daha iyisini yapacaktır. Hey, şuraya bakın. Maket onarılmış. Vay canına, harika olmuş. Tıpkı eskisi gibi. Kim tamir etmiş maketi? Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Kim yaptı arkadaşlar? Anlaşılan Ela yapmış. Çok yorulmuş olmalı. Keşke yardım etseydik. Aslında Ela hepimize iyi bir ders verdi arkadaşlar. Kendi hatasını telafi etmek için bütün gece durmadan çalıştı.
Biz umutsuzluğa kapılıp maketi tamir etmeye uğraşmadık bile. Ama o umudunu yitirmedi ve başardı. Maketim kurumuş olmalı anne. Hemen bakmam lazım. Herkes yerlerine! Ne kadar güzel yaptım. Burayı daha farklı hatırlıyorum. Sanki biraz mükemmel olmuş. Rampa koymuşum buraya. İyi ki yapmışım. Yoksa Vosvos Ela'yı nasıl ziyaret edecekti? Ela çok yorulmuş ve yeni yatağında mışıl mışıl uyumuş. Ela uyurken ben de kahvaltımı yapayım. Sonra maket evde hep birlikte parti verelim. Hey çocuklar! Eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.